Arkadaşlar, zürafamızın, çıngırağımızın kafasını ve burnunu bitirdik. Şimdi de kulaklarına geçelim. Kulakları ben pembeyle yapıyorum. Dediğim gibi renkli olmasını seviyorum. Çocukların daha çok ilgisini çeker diye. Kulak için önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra ipimizi şöyle çekip halkamızı kapatıyoruz. İlmek belirleyicimizi yine koymayı unutmayalım. İlk ilmeğimize 1 sık iğne. İkinci ilmeğimize bir artırma yapıyoruz. Yani iki defa batıyoruz bir ilmeğe. Yanındakine bir sık iğne, onun yanındaki ilmeğe iki sık iğne batıyoruz. Bir sık iğne, yanındakine iki sık iğne. Toplamda 9 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda 3 sık iğne, 1, 2, 3 sık iğne, bir artır. Bir, iki, üç, üç sık iğne, bir artır. Pardon. Aynı ilmeğe battım. Burada artırıyoruz. Sonunda arkadaşlar bir tane ilmeğimiz kalıyor. Onu da yine bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda şurada yapayım da belli olsun. Dördüncü sıramızda 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir artır. 4 sık iğne, bir artır. Sıra sonunda yine bir tane ilmeğimiz kalıyor. Yine oraya da bir sık iğne yapıyoruz. 5. sıramızda 5 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğne, bir artır. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir artır. Sıra sonunda yine bir ilmeğimiz kalıyor. Yine onu örüyoruz tek olarak. 6. sıramızda 6 sık iğne, bir artır olacak. 1, 2,
3 4 5 6 7'ye çift batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7'ye çift batıyoruz. Yine sıra sonunda bir ilmeğimiz kalıyor. Oraya yine bir sık iğne yapıyoruz. 7. sıramızda yine 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne yapıyoruz, 1 artırıyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 1 artırıyoruz. Yanında yine bir ilmek kalıyor, onu da örüyoruz. Şimdi bundan sonra arkadaşlar tam 8 sıra, şimdi burada bizim 19 tane ilmeğimiz var. Tam 8 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan 8 sıra örüyoruz. 8 sıranın sonunda yine ipimizi uzunca, pardon, 8 sırayı yaptıktan sonra tekrar buluşalım. Bir şey göstereceğim çünkü. Kulağımızın 8 sırasını ördük arkadaşlar. Toplamda 15 sıra. Başından sonuna kadar 15 sıra ördük. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir önden bir arkadan alarak şöyle birleştireceğiz. Bu kulağımızdan bir tane daha öreceğiz. Aynı sayılarda, aynı renkte bir tane daha öreceğiz. Şöyle. Bunu böyle birleştirdik. Daha sonra şöyle katlayıp dikeceğiz. İpimizi biraz uzunca kesiyoruz. Ve aynı kulaktan bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi onu sonra yapalım, ikinci kulağı. Bu sefer şu boynuzumuza geçelim. Boynuzumuzu yine bu renkle yapıyorum. Yine sihirli halka. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra şu ipimizi çekerek halkamızı sıkıştırıyoruz. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğneye İki tane sık iğne yapıyoruz. Aynı ilmeğe. Yanındaki ilmeğe de yine aynı şekilde iki tane sık iğne. Yani her sık iğneye çift batıyoruz.
İlmek belirleyiciyi koymadım tabi. Bu sırada 12 tane sık iğnemiz oluyor. Şimdi üçüncü sıramızda 2 sık iğne, 1, 2, üçüncü de artırma yapıyoruz. 2 sık iğne, 1, 2, üçüncüyü çift batıyoruz. Bu işlemi 4 defa tekrar ediyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne, 1 artırma. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hiç artırma, eksiltme yapmadan 3 sıra örüyoruz. Elimde o kadar çok terledik arkadaşlar. Biraz da heyecan yapıyorum. Tığım bile böyle gacır gucur etmeye başladı. Arkadaşlar beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Fatoş'un örgü günlüğü 20 olarak takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca YouTube kanalımda da yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin lütfen. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama tabi biraz daha acemiyim. İnşallah biraz daha usta olursam. Bunlar benim ilk çekimlerim olduğu için hem heyecan var. Bir kusurum olursa affedin. Örmeyi çok seviyorum arkadaşlar ben. Yani örgüsüz bir hayat düşünemiyorum. Örgü benim terapim. Bir sıra daha öreceğiz. Evet, üst sıra ördük. Şimdi 7. sıradayız. 7. sırada 2 sık iğne, 1, 2, bir eksiltme yapıyoruz. İki sık iğne, 1, 2, bir eksiltme.
1 2 Bunu 4 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bir, iki, bir eksiltme. Şimdi şöyle arkadaşlar, içini biraz dolduralım. Çünkü sonra doldurması zor oluyor. Bu boynuzumuzdan da 2 adet yapıyoruz. Aynı sayıda, aynı renkte. Şimdi 8. sıramızdayız. 8. sıramızda şu ipimizi koyalım, ilmek belirleyicimizi. Bir sık iğne, bir eksilt. Bir sık iğne. Bir eksilt. Bu işlemi de yine 4 defa tekrarlıyoruz. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yine hiç eksiltme, çoğaltma yapmadan 5 sıra örüyoruz. Ördükçe arkadaşlar içini doldurmayı unutmayalım. Elyafla 5 sıra sonunda dikmek için uzunca bir ip bırakalım. Ve aynısından bir tane daha örelim. Daha sonra ördükten sonra bu sefer kulak, burun ve boynuzları dikmeyi göstereceğim arkadaşlar. En son halka kısmını. 5 sıra örelim arkadaşlar. Ondan sonra boynuzumuz bitmiş oluyor.